Herkesin sevdiği dahiyane milyarder, hayırsever ve playboy Tony Stark ile onur duymanın zamanı geldi. For your consideration, the Jericho. WatchMojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün en iyi 10 Iron Man sahnesini sıralayacağız. Bu listemizde filmlerdeki ve çizgi romanlardaki anları inceleyip sıraladık. Bu anların Marvel dünyasındaki etkisi ve hikaye içindeki önemi nedir? Gelin onlara bir göz atalım. 10 numara Iron Man vs. Whiplash. Iron Man 2. Iron Man 2'nin üçlemenin en zayıf halkası olduğunu düşünmek için pek çok neden var. Fakat Mickey Rourke'un Whiplash olarak yaptıkları buna dahil değil. Filmde Tony Stark'ı Monaco Grand Prix'sine kadar izliyor. Tony'ye ulaşana kadar karşısına çıkan arabaları enerji kırbaçlarıyla kesiyor. Sahne Iron Man hakkında sevdiğimiz her şeyi birleştiriyor. Happy Hogan arabasıyla kötü adama tekrar tekrar çarptığı için eğlencenin keyfini çıkarıyoruz. 9 numara New York'u kurtarmak. Avengers. Stark, you hear me? You have a missile headed straight for the city. New York'taki savaşta Tony, sadece akıllıca konuşan bir milyarderden başka bir şey olmadığını herkese gösteriyor. Hükümet Manhattan'ın düşmesi için füze gönderdiğinde, pilotların Loki'nin solucan deliğinden geçeceğini ve bunun tek yönlü bir yolculuk olacağını biliyordu. Filmin en dokunaklı anında, henüz hiçbir şey sona ermeden, kız arkadaşı Pepper'ı aramayı deniyor. Yaşadığı düşüşten sağ çıkması, bir kez daha iyilerin kazanacağı anlamına geliyor. Sekiz numara, Mark II test uçuşu, Iron Man. Tony orijinal Iron Man'de sabit uçuş adına yükseklik rekorunu kırmaya çalışıyor. Ay'a doğru tüm gücüyle ilerlerken atmosferden çıkamıyor. ...85.000 feet'ten aşağı düşerken kuralları da tamamen ihlal ediyor. Sivillerden saklanmak için herhangi bir çaba göstermiyor. Bu serinin ilk Iron Man anıydı. Filmin ilk yarısında kurgulandı ve kesinlikle hayal kırıklığına uğratmadı. 7 numara. Extremis zırhını geliştirme. Iron Man Volume 4. Avengers Disassembled hikayesinden sonra Marvel Tony Stark'ı yeniden tanımlayarak bir insandan makineye çevirdi. Terörist Mullen, Tony'yi ölümcül bir şekilde yaraladığında kendisine süper askeri serum Extremis'i enjekte ederek tam anlamıyla bir cyborg haline dönüştü. Bu dönüşüm modern Iron Man okuyucuları için önemli bir andır. Suit'in ötesinde karakter güçleri ve gelecekteki birçok kötü adamın temelini oluşturacak ölümcül bir virüs. Ayrıca Marvel'ın sinematik evreninde de hikayenin orijinal parçalarından biri olduğu aşikar. My turn. 6 numara The First Suit. Iron Man ve Hikayeler Volume 1. Çizgi romanda Afganistan'da ya da Vietnam'da olduğu gibi filmde de tutsak edilen Tony, mühendis profesör Ho Yinsen ile birlikte çalıştı. Sadece Tony'nin hayatını kurtarmakla kalmayıp onun hayatını sonsuza kadar değiştirecek bir zırh yaptılar. Tony mağaradan kaçmak için hantal bir zırh kullanıyor ancak Yinsen'in hayatının bedeli için geri dönüyor. Beş numara The Hulkbuster, Avengers Ultron Çağı. All right, everybody stand down. Tony Stark dışarıdan bakıldığında biraz lakayt biri gibi. Fakat onun ileri görüşlülüğünü asla sorgulamayın. Tony ikonik bir Marvel anında Hulk'ı bastırabilmek için maksimum savunma ve daha spesifik özelliklere sahip bir Hulkbuster tasarlıyor. Banner'la ağız dalaşına giren Tony, Hulk ile savaşmak için aklını ve bilimsel bilgisinin tamamını kullanıyor. Yaşanacak savaşta çiftin birkaç bina içinden geçmesi nedeniyle sivil kayıplar verme olasılığı var. Tony bu yüzden bunu da engelleyecek bir sistem geliştirmiş. 4 numara. Iron Man ve Captain America vs. Thor. Stark, Avengers. We need a plan of attack. I have a plan. Attack. İşte tüm çizgi roman hayranlarının beklediği an.
Robert Downey Jr.'ın mükemmel zamanlaması ve Joss Whedon'ın esprili diyaloglarının eklendiği bu sahnede makina, süper asker ve yarı tanrı toplantısı beklentileri aşıyor. Savaş, torun çekici Kaptan Amerika'nın kalkanıyla buluştuğunda zirveye ulaşıyor. Ancak bu sadece Tony Stark'ın da yapabildiği gibi bir anlığına Thor'un tehditlerini savuşturuyor. Gök gürültüsü tanrısı kendini ispatlıyor. Iron Man, Avengers'ın her zaman kalbi olmuştu. Sahneye ilk çıktığı andan itibaren. Zor zamanlarda da bu hiç değişmedi. Are we done here? 3 numara, köyü kurtarmak, Iron Man. Tony'nin köy halkını kurtardığı sahneyi hatırlarsınız. Bu sahnede Iron Man, teröristlerin olduğu bölgeye süper kahraman inişi yapıyor. Köylüleri rehin alan teröristleri etkisiz hale getiriyor. Duvarın ardına saklanan liderlerini ise duvarı kırarak çekiyor. Havalandığında bir füze isabet ediyor fakat hayatta kalacak. Bir başka füzeden kaçıyor ve bir tankı patlatıyor. 2 numara, alkole yenilmek, Iron Man. Marvel'ın sinematik evreninde pek işlenmeyen bir konu. Tony Stark'ın alkol istismarının uzun tarihi. Tony Stark çizgi roman serisinde alkol bağımlısı olmuş ve bununla mücadele etmiştir. Meydana gelen kar fırtınası esnasında sokaklarda yaşamaktadır. Yakın arkadaşı Gradle'ı kaybeder. Ancak bebeği hayatta kalır. Ve nihayet Tony bağımlılığı ile yüzleşmek zorundadır. Bu iyileşmek için uzun bir yolun başlangıcı ve kurtuluş için bir dönüm noktası olmuştur. 1 numara, Iron Man vs. Captain America ve Bucky Barnes. Kaptan Amerika iç savaş. Tony bu gerçeği genelde alaycı tavrının arkasında saklı tutsa da Bucky Barnes'ın ailesine suikast düzenlediğini öğrendiğinde duyguların hepsi yüzeye çıkıyor. Bu olayın açığa çıkması yalnızca Tony için bir dönüm noktasıdır ancak aynı zamanda Marvel tarihindeki en önemli olaylardan birine sebep olmuştur. Kaptan Amerika en iyi arkadaşını savunmak için adım attığında ortalık fena halde karışmış fakat sonunda yenilmezlerin kaderi dengede kalmıştır. That shield doesn't belong to you. You don't deserve it. My father made that shield. Sizi en çok etkileyen an hangisiydi? Diğer muhteşem videolarımız için WatchMojo.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın.